18 üs ve askeri noktayla 4 gözlem noktası. Bazı kaynaklara göre 7 bine varan personel. ABD Başkanı Trump ise 2 bin asker olduğunu söylüyor. ABD askerleri Suriye'de yalnız değil. Bölgede uzun zamandır Fransa askerleri de var. Süreç tamamlanıp Amerikalılar çekildiğinde geriye Fransızlar kalacak. Fransız ordusu Suriye'de işte bu noktalarda. Terör örgütü PKK-PYD'nin kontrolündeki alanlarda 9 noktaya yayılmış durumda. Bölgenin doğusu, güneyi ve kuzeybatısında etkili. Sayıları Amerikan askerlerine göre çok daha az, 200 civarında. Bu noktaların 5'i ise terör örgütü PKK-PYD'ye başlayacak operasyonun öncelikli hedef alanlarında. Biri Münbiç'in kuzey kırsalında. Fransız askerler bu bölgede zaman zaman devriye gezerken görüntüleniyor. Diğer 4'ü ise Fırat Nehri'nin karşı yakasında, Ayn el-Arab ve Tel Abyad'ın güneyinde. PKK-PYD terör örgütü Türkiye ve Özgür Suriye ordusuna karşı Fransa'dan koruma istedi. Paris, ABD askerleri çekildikten sonra terör örgütüne desteği sürdüreceğini söylüyor. Ancak operasyona karşı koruma sağlamayı vaat etmiyor. Buna karşılık Fransız askerleri çoğu yerde ABD'nin imkanlarına muhtaç olarak varlık gösteriyor. Yani Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi Fransızların varlığını da zorlaştıracak. Özetle Fransa'nın mevcut askeri varlığıyla ABD'nin yerini doldurması mümkün görünmüyor.